Sevgili Kent Yaşam TV takipçileri, bir önceki yayınımızda da söylemiştim. Bir sonraki konuğumuz çok farklı bir isim olacak demiştim. Evet, bugün sizlerle tanıştırmak istediğim çok kıymetli bir konuğum var. Endüstri mühendisi, radyocu, eğitmen, baş denetçi ve daha ötesi bir anne. Sizlerle Bahar Yıldırım tanıştırmak istiyorum. Çok güzel bir deyim var, bir atasözü var. Diyor ki, 10 parmağında 10 marifet. Bahar Hanım, öncelikle sizi tanımak istiyorum. Ben Bahar Yıldırım. 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdim. Üçüncülükle. Sonrasında hayatta çok kullanmayı sevdiğim bir mottom vardır, söylemeyi sevdiğim. Okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez. Evet. Bu bakış açısıyla aslında sadece bunu söylemiyorum, kendi hayatımda da uyarlıyorum ve gerek kişisel gelişim için, gerek mesleki gelişim için birçok eğitimler aldım. Halen almaya devam ediyorum. Çünkü eğitim hayatı hayat boyu, yaşam boyu sürmesi gereken bir süreçtir diye düşünüyorum. Efendim, ne tür eğitimler aldım? Örnek olması açısından paylaşmak isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Bahçeşehir Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, ODTÜ'den mesleki konularda kendimi daha çok geliştirmek amacıyla yönetim kalitesi geliştirme, proje yönetimi, lojistik, satın alma, işte veri madenciliği gibi efendim eğitimler aldım. Kişisel gelişimim içinse tiyatro, diksiyon... Maşallah, yani gerçekten o 10 parmağında 10 marifeti geçiyor. Siz devam edin, anlatmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Bunları dediğim gibi verdiğim seminerlerde de öğrencilerle de özellikle paylaşıyorum ki sadece mesleki açıdan değil kişisel gelişimlerine de önem versinler. Hep eğitim bitmiyor diyorsunuz. Evet. Doğal olarak eğitim sistemini biraz değerlendirecek olursak. Tabii ki. Şimdi aslında ben şu anda bir kendi misyonumla yola çıkarak aslında şu anda Baynet Akademi'yi kurdum. Baynet Akademi Eğitime Danışmanlık Hizmetleri firmasını kurdum. Bunu neden kurdum? Aslında gördüklerimden yola çıkarak. Şimdi ne gördüm? Üniversitelerde, Türkiye'de hemen hemen tüm üniversitelere gittim. Gönüllü seminerler verdim. Yani Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar bütün öğrencilere ulaşmaya çalıştım. Ve bunu gönüllülük esasına dayanarak yaptım ki bunu bir gururla söylemek istiyorum. Her zaman gençlerin yanındayım. Onu da ifade etmek isterim. Ve bunu seminerler verirken tabii ki oradaki üniversiteli gençlerle çok hani bir araya geldim. Onların derdini, şikayetini, aslında sorunlarını bizzat kendim şahit oldum. Zaten temel olarak bildiğimiz bazı sorunlar vardı. Yani herkesin klasik değindiği işte eğitim sistemindeki genel sıkıntılar vardır. Aslında bireyler biraz ezbere hayat yaşıyoruz. Çok bilinçli, kendilerini tanımadan, seçtikleri meslekleri doğru olarak tanımlamadan biraz ezbere herkesin seçtiği o günün popüler mesleklerini seçiyorlar. Çok fazla bilinçli olmadan bir meslek tercihi yapıyorlar ve üniversiteye yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra, yani o seçim aşamasında da bir takım yanlışlıklar oluyor. Yerleştikten sonra maalesef tercih noktasında bir sıkıntı oluşuyor. Tercih noktasında zaten bütün o yanlış orada başlıyor. Sonra seçtikleri mesleğin eğitimini alırlarken de efendim o daha çok pratiklikle teoriye dayalı bir eğitimimiz olduğu için belki orada çok fazla meslekle ilgili almaları gereken bilgileri alamadıkları için, daha doğrusu aslında hep işimizi nasıl iyi yönetmeliyizin derdine düştüğümüz için, insan merkezde olmadığı için, kişisel gelişim noktasında yeterli deneyimleri, bilgi birikimini öğrencilerimize aktaramadığımız için bir şekilde mezun oluyorlar ve mezun olduktan sonra da aslında çok tam anlamıyla yetkin o becerilere sahip olmuyorlar. Gerekli yetenek ve yetkinliklere aslında erişmeden bir şekilde mezun oluyorlar. Şuradan evet. O zaman şöyle bir soru sorayım devamında. Eğitim ve danışmanlık arasındaki fark nedir? Aslında bir önceki sorumu da tamamlamak isterim. Çünkü orada bir süreçten bahsediyordum. Sorunuza geleceğim, cevabına geleceğim. Şimdi bu tür mezun olduktan sonra aslında sektöre hazır eleman yetişmiyor. Sektöre hazır eleman yetişmeyince ne kadar bir konunun uzmanı görünüyor olsak da aslında işi işte öğreniyoruz. Ve bir takım yetkinliklerimiz yeterli olmadığı için iş hayatında bocalıyoruz. İşte o bocalamalara istinaden tekrar eğitimler almamız gerekiyor. Yani bir kopukluk oluyor. Burada işte mezunların bir hayal kırıklığı oluyor. Nihayetinde gerekli donanıma sahip olmadıkları için çok fazla, şöyle bir istatistik de var, ara dipnot, onu da paylaşayım. Mezun olan öğrencilerin %70'i aslında kendi mesleklerini yapmıyorlar. Ben bunun adına aslında yeni nesil kaybı da diyorum. Yani yanlış tercih, hatırlarsanız yanlış tercihle başlayan süreç sonrasında yeterli eğitimi alamamalarından dolayı günün sonunda aslında bize çıktı olarak insanların mezun oldukları işi yapmaması noktasına götürüyor. Öğrenciler nihayetinde 4-5 yıl sonra sektör çalışanlarına dönüşüyorlar.
Şimdi o sektör çalışanları haline gelince bizim tamamlayıcı eğitimler olarak onlara bir takım yetenek ve yetkinliklerini geliştirmeleri için eğitim vermemiz gerekiyor. Eğitim dediğimiz şey, sektörel eğitim, yani kurumsal eğitim dediğimiz şey aslında kişide farkındalık yaratıyor o konuyla ilgili. Gerçek değişim, dönüşüm asıl danışmanlıkla oluyor. Yani ben size örnek veriyorum. Liderlik yetkinliklerinizi geliştirmek için bir ay boyunca gerekli eğitimleri verdim. Ancak sizin bu öğrenmiş olduklarınızı uygulayabilmeniz için şirketin, sisteminin, sürecinin, doğru delegasyonunun, kısacası şirket kültürünün de buna uyumlu olması gerekiyor. Diğer türlü eğitimler sadece farkındalık yaratıyor. Eğitimlerin birçok zaten eğitim kurumunun da sektörün de şu anki derdi eğitimlerin davranışa dönüşmemesi. İşte davranışa dönüşmesi ve onu elinizdeki enstrümanları... Yani aslında oradan soracaktım ama evet devam edelim. Şöyle yani şirketlerimiz bu konuda hazır mı, nedir diyecektim ama evet işte, siz çok oradan girdiniz zaten. Doğru noktalarda giriyorsunuz, evet. Hiç problem değil. Yani şirket, biz şimdi birçok şirkette görüşmeler yapıyoruz. Burada aslında görüşmeler sırasında biz kendimizi nasıl en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyorsak aslında sektörün de birçok noktada eğitim alanında çok da bilinçli olmadığını da görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Genel tabii ki bunlar anlattıklarım, ortalama izlenimlerim. Efendim her bir şirketin bir eğitim departmanı oluyor veya yıllık ayırmış olduğu bir eğitim bütçesi oluyor. Ve diyorlar ki amaç işte çalışanlarımıza değer veriyoruz ve bir takım eğitimlerin alınmasını istiyoruz. Şimdi bu aslında hazır menüde şu eğitimler var efendim size de bunları verelim şeklinde olmamalı. Yeni nesil eğitim anlayışımıza göre artık kurumun ihtiyacına özel eğitimler tasarlıyor olmalıyız. Yani tıpkı bir hastanın doktora gittiğinde doktorun herhangi bir ilacı vermemesi gibi önce hastalığı teşhis eder. Sonra evet. O kişinin neye ihtiyacı varsa onun ihtiyacı olan tedavi yöntemini uyguluyorsa biz de aynı bakış açısıyla bir şirkete gittiğimizde şirketin beklentilerini, çalışanların beklentilerini, yaşadıkları zorlukları, sorunları, neye ihtiyacı olduklarını, bu ihtiyaç dediğimiz şey belki ikiye ayırabiliriz kolay anlatmak için. Mesleki teknik eğitimler yani işi bilme noktasında desteğe ihtiyaç olabilir veya yetkinlik anlamında kişilerin ihtiyacı olabilir. Yani doğru iletişimi yönetememeleri, çatışmayı, stresi, işte o liderlik özelliklerini gerektiren yetkinliklere sahip olmaması noktasında aslında biz kuruma gidiyoruz, kurumun röntgenini çekiyoruz, hastalığın nereden kaynaklandığını buluyoruz, teşhis ediyoruz ve sonra tedavi adımına geçip doğru eğitimlerle o eksik yönlerini, o güçlenmesi biraz gereken yönleri tedavi etmeye başlıyoruz. Sonuç olarak söylersek mesela bu eğitim verdiğiniz şirketlerde nasıl bir sonuç elde ediliyor? Şimdi şirketlerin temel hedefi nedir? Yıllık olarak koymuş oldukları hedeflere ulaşmaktır. Şimdi bu büyüme hedefleri olabilir, kar hedefi olabilir. Nihayetinde işte mağazaları, şubeleri vardır, üretim tesisleri vardır. Bunları kapasite olarak büyütme hedefleri olabilir. Şirketin hedefine ulaşabilmesi için ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da sistemleri yöneten de nihayetinde insan. İşte bu hedeflere ulaşmak için temel karşılaşılan sorunlar da şudur. Hemen kısaca anlatmaya çalışayım. Mesela bir şirketin yönetim kadrosu vardır. Orada 5-6 kişi vardır yönetim kurulu üyesi. İşte onlar hedef koyar. Onlar bir şeylere karar verirse aslında buradaki amaç şirketi oluşturan departmanların, departmanı oluşturan çalışanların herkesin ortak hedefe koşmasını sağlamaktır. İşte bu yüzden hedeflerin çalışan seviyesine inmesi gerekir. O yüzden teknoloji bir firma olsa bile bunu yöneten insan olduğu için bir kurumun en başta insana yatırım yapması evet, gerekir. Ne olursa olsun bir insan. İnsan nihayetinde evet. Merkezdedir. O yüzden eğitim ve danışman süreçleri de buna yatırılan bir yatırımdır aslında. Eğitim sürecini nasıl tasarlıyorsunuz böyle bir durumda? Biz buna 3T kuralı diyoruz. 3T nedir? İlk başta teşhis süreci dedik, sonra tedavi yani eğitimi verirken dikkat ettiğimiz metodolojide şu oluyor. Bir kere eğitmenlerimiz sektör deneyime sahip oluyor. Yani çünkü eğitimler sırasında katılımcıların sorduğu sorulara tatmin edici cevap verebilmeleri için sektör deneyimi olan eğitmenleri tercih ediyoruz. Koçluk eğitimi almış olan eğitmenlerimiz tercih ediyoruz. Bu noktada tabii ki farklı eğitimler. Baştan beri aslında söylemeye çalıştım. İhtiyaca özel eğitimleri sunmak önemli. Çünkü herkesin derdi farklı, herkesin şikayeti farklı ve ne kadar işinizi iyi yönetiyor olursanız olun, bazen de sorunun, derdin, şikayetin olmasına da gerek yoktur. Nihayetinde rekabet üst seviyede
ve her şirketin bir büyüme hedefi var. Faaliyetlerini sürdürebilmek hedefi var. Bu noktada aslında işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor. Sürekli işlerine yatırım yapmaları gerekiyor. Sürekli yaptığı işi daha iyi yapabilmek için farklı bakış açılarına sahip olmaları gerekiyor. Bu yüzden de zaten şirketler çoğunlukla dışarıdan bir akademiden, bir eğitim kurumundan bu hizmeti almak istiyorlar. Yani Baynet Akademi olarak bünyenizdeki eğitmen ekibiyle her sektöre hizmet verebiliyoruz. Evet, her sektöre ve her konuda hizmet verebiliyoruz. Evet, ondan bahsedeyim. Şimdi bizim bugün itibariyle 50'den fazla eğitmenimiz var ve bu günden güne büyüyen bir havuz. 100'den fazla eğitim içeriğimiz var. Ancak biz bu eğitimleri ve eğitim içeriklerini gittiğimiz kuruma göre revize edebiliyoruz veya sıfırdan yeni eğitimler de tasarlayabiliyoruz. Zaten bizi güçlü kılan ve her seviyede, her sektöre hizmet verme gücümüzü biz buradan alıyoruz. Çünkü şöyle de ifade edeyim aslında şimdi hani şöyle bir söz vardır ya, okulu okul yapan işte duvarları değildir, içindeki eğitmenlerdir. Şimdi bir kurumu güçlü yapan da aslında kadrosudur. Şimdi biz eğitmenlerimizle işbirliği şeklinde çalışıyoruz. Proje bazlı beraberliklerimizi sürdürüyoruz. Ve Baynet Akademi'nin veya herhangi bir kurumun işte derler ya, işte 1970 yılından beri hizmet veriyoruz. Yani bu gücü gösteren bir unsur değildir aslında. Nihayetinde benim eğitmenim 30 yıldır zaten bu eğitimleri veriyorsa, bu sektörde deneyim kazanmışsa, aslında ben onun know-how'unu, onun bilgisini, tecrübesini de kendi bünyeme katmış oluyorum. Peki Bahar Hanım, tecrübenize göre şirketlerin en çok hangi alanlara ihtiyacı oluyor? Şimdi onu şöyle ifade edeyim. Şimdi bizim hatta bir benzetmeyle yola çıkarak işimizi, elimizdeki ürün veya hizmet ne kadar değerli olursa olsun, ne kadar kaliteli olursa olsun, yani başka bir deyişle elimizde altın yumurta olsa bile eğer bunu satamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Evet. O yüzden şirketler genelde satış departmanları ile ilgili yatırımlar yapıyorlar. Çünkü müşteri varsa o şirket artık bir şekilde hayatını sürdürebiliyor, büyüyor. Hı. Bu anlamda daha çok talepler satış eğitimlerine yönelik oluyor. Ama satış da sadece klasik, hani eski anlayışa göre verdiğimiz işte satış taktiklerinden ziyade içinde kişisel gelişimi de barındıran, iletişimi de barındıran, hitabeti de barındıran. Çünkü birine bir şeyi satmak sadece ürünü anlatmaktan ibaret değildir. Karşı tarafla belli bir, karşı tarafın aslında karakterini analiz etmek, onun beklentisine cevap verecek şekilde doğru iletişim kurmak, o ortamın enerjisini yükseltmek ve koçluk işte teorilerini de kullanarak aslında ihtiyacı sizin değil onu ona söyletmek gerekiyor. Yani aslında satış eğitimleri dediğimiz şey içerisinde evet, birçok bilimi de kapsıyor ve artık satış eğitimlerini biz nöro satış diyoruz. Yani bilinçaltı satış. O yüzden ihtiyaç olunan çok fazla satış eğitimlerimiz var ama nihayetinde ekip olarak çalışıyoruz. Yani bizler çalışan olarak bireysel olamayız. Takım başarısından söz etmemiz gerekiyor. Bu yüzden takım ruhu, biz bilinci, takım içerisinde çıkan işte çatışmayı yönetme, stres yönetme gibi eğitimler de daha çok sektör tarafından tercih edilen eğitimler oluyor. Peki 2022 için projeleriniz var mı bu anlamda? Şimdi bizler de nasıl diğer kurumlara bu noktada eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyorsak, Baynet Akademi olarak veriyorsak nihayetinde kendimiz de bir kurumuz ve bizim de büyüme hedeflerimiz var. Siz her de zaman kendinizi güncelliyorsunuz bu arada. Biz de kendimizi güncelliyoruz. Yani bunu sadece anlatan taraf değiliz. Aslında evet, kendimizde de uygulayan tarafız. Benim Baynet Akademi'nin sahibi olarak en büyük hedefim 2022 yılında yurt dışına açılmak. Yani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da işte Azerbaycan'da Şubat ayında zaten bir etkinliğimiz olacak. 3 eğitmenimizle birlikte gidiyor olacağız. Bunun adımlarını zaten tohumlarını ekmeye başladık. Kazakistan, Almanya, İngiltere şu anda konuşma halindeyiz. O yüzden ben Baynet Akademi olarak Türkiye'nin en prestijli yeni nesil kariyer akademisi olması yönünde hedefimi koyuyorum ve bunun için de zaten yurt dışına açılmak olmazsa olmaz bir hedef olarak nitelendiriyor. Ben bir misyonla, kişisel misyonla bu yola çıktım. Yani benim derdim bilgimin zekatını vermek, insanlara dokunabilmek. Ben zaten hayattaki gayemin de bu olduğuna inanarak ve Yaradan'ın bana bu fıtratı, bu özelliği verdiğine inanarak bunu şu anda aslında sürdürebilmek amaçlı
profesyonel bir platforma taşıdım. Akademi kurma nedenim bu. Zaten bu yola çıkarken başta da söylediğim gibi Türkiye'de hemen hemen bütün üniversitelerde gönüllülük esasına dayalı seminerler, evet, eğitimler vermemin gayesi, amacı zaten buydu. Bu. İnsana dokunabilmek. Ve şu anda o öğrencilerin 3-5 yıl sonra mezun olup sektöre atıldıklarında işte o yine bocalamalarından dolayı şu anda kurumsal eğitimler tarafına yöneldim. Ama ben ömrüm yettiğince, nefesim yettiğince her zaman gençlerin yanındayım. En büyük sosyal sorumluluk projem de özellikle üniversite gençlerinin yanında olmak. Şu anda profesyonel olarak yaptığım işte de birinci amacım zaten işimizin hakkını vermek. Yani önemli olan yaptığımız işi yapmak için değil, sadece referans kazanmak için değil, gerçekten faydalı olmak için, gerçekten değer katmak için. Ki hemen şöyle bir cümlemi de tamamlayayım. Hani 3T dedik ya, teşhis, evet, tedavi, bir de takip. Biz şunu yapmıyoruz. Eğitimi verdikten sonra proje bitince birbirimizi tebrik edip yollarımız ayrılmıyor. Biz tanıştığımız kurumla her zaman iletişimimizi devam ettiriyoruz. Mesela 3 ay önce eğitim verdiğimiz, zaten bitmiş olan bir eğitimin akabinde, ya biz 3 ay önce eğitim verdik, şu anda gerçekten etkilerini görüyor musunuz? Veya bir eksiklikler tekrar hala devam ediyor. Bu takip, çünkü evet, işin hakkını verme noktasında varım da kendi adıma. Çünkü diğer türlü ticari kaygım olsaydı, bir e-ticaret sitesiyle birlikte bunu belki daha kolay yollardan başarabilirdim. Gençlerin yanındayım kısaca. Aynı zamanda annesiniz. Evet, ikiz. İkiz annesisiniz sen de, maşallah, Allah başlasın diyelim öncelikle. Bir anne olarak, bir kadın olarak ciddi bir mücadeleye geçmişsiniz belli. Bir de başarı var. Kendinizden de örnek bir şey, kadınlara yönelik bu anlamda mücadelede kadınlara yönelik bir çağrınız olacak mı? Tabii ki. Şimdi aslında yine en tepeden bakmak gerekirse burada aslında benim yapmaya çalıştığım, evet, insana dokunmak ama bir yandan da kadının gücünü gösterebilmek. Tabii ki özellikle... Zor oluyor mu yani bu? Tabii ki özellikle Türkiye şartlarında, evet, girişimci bir iş kadınıysanız, kendi işinizi kurmak istiyorsanız tabii ki belli bir iletişimde, ilişkide olmanız gerekiyor insanlarla o işi yapabilmek adına. Tabii ki herkesin aslında tahmin ettiği gibi Türkiye'de kadın olmak zordur. Hele ki bekar bir kadın olmak daha zordur diyebilirim. Bunun zorluklarını illaki yaşıyoruz. Nihayetinde masa başında çalışmıyoruz. Her an her yerde olmamız gerekebiliyor ve belli bir yoğunluğun içindeyiz. Tabii ki iki tane ikizlerim var. 8 yaşında iki oğlum var, Allah bağışlarsa, Mert Berk. Tabii ki anne, öncelikle ben anneyim. Evet. İşte en başta vermek istediğim mesaj da belki şu olabilir. Hani bazen çok o işin yoğunluğuna, temposuna ayak uydurup sevdiklerimizi, kendi annemizi, babamızı, çocuklarımızı belki ikinci plana atıyoruz ya. Önce anne olduğumuzu unutmamalıyız. Önce aile, önce sevgi, sonrasında iş zaten onun peşinde gelir. İlk başta buradaki kadın girişimcilere ailenizi her şeyin üstünde tutmanız gerektiğini, hayattaki sihirli kelimenin denge olduğunu, bu dengeyi bozmamanız gerektiğini söylemek isterim. Sonrasında kadın olmanın zorluklarını tabii ki yaşıyoruz ama bunu engel olarak görmesinler. Çünkü kendi duruşunuzdan taviz vermediğiniz sürece, inancınızdan taviz vermediğiniz sürece en büyük yardımcının da zaten birileri değil Allah olduğunu bildiğiniz sürece zaten inançlarınız doğrultusunda bir şekilde yol alıyorsunuz, hedefinize ulaşıyorsunuz. Evet Bahar Hanım, öncelikle bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için Kent Yaşam Gazetesi'ne, Kent Yaşam TV'ye. Efendim okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez diyorum. Ben Bahar Yıldırım, bir yerlerde yolumuzun kesişmesi dileğiyle. Hoşça kalın.